İyi günler sevgili çocuklar. Ben öğretmeniniz Benek Kırkul. Bugünkü Türkçe dersinde neler yapacağız? Bakalım. Bugünkü konumuz bir metin. Metnimizin adı Bayram Töreni. 23 Nisan olması vesilesiyle çocuklar, bu haftamız biraz 23 Nisan dolu geçti değil mi? Bu metnimize de bir bakalım bize neler anlatacak. Serbest bir metnimiz bize neler anlatıyor görelim. Başlığımız bayram töreni. 23 Nisan günü erken uyandım. Bugün töreni izleyecektim. Erkenden yola çıktık. Tören alanını görmenizi isterdim. Renkli giysileriyle öğrenciler alanı kaplamışlardı. Değişik giysileriyle diğer ülkelerin çocukları sıralanmıştı. Kendimi çiçek bahçesinde sandım. O kadar kalabalık vardı ki şaşırdım. Bütün ülke burada sanki. Tören başladı. Önce İstiklal Marşı söylendi. Konuşmalar yapıldı. Halk oyunları oynandı. Yabancı arkadaşlarımız da kendi oyunlarını sergilediler. Onları da alkışladık. Oyunlar bitti. Geçit töreni başladı. Önde gelincik gibi bayraklarımız, arkada papatyalar, menekşeler, güller. Ne kadar güzel değil mi çocuklar? Çiçeklere benzetilmiş gösteri alanındaki çocuklar. Çiçek bahçesi yürüyüşe geçti sanki diyor. Bu güzel manzarayı gördüğüm için çok mutluyum. Babama, babacığım, ulusal egemenlik ne demek diye sordum. Babam, ne demiş bakalım babası? Padişah ülkeyi tek başına yönetiyordu. Bütün yetkiler onundu. Atatürk bu durumu değiştirdi. Milletvekillerini halka seçtirdi. Seçilenlerle meclis oluştu. İlk meclis yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan günü açıldı. Meclis yeni doğan bir çocuğa benziyordu. Meclisin doğum günüdür 23 Nisan değil mi? Her yıl bu doğum gününü çocuklarla birlikte büyükler de kutluyor. Egemenlik tüm ulusun olduğu için bu bayramın adı da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu, dedi. Babası bu şekilde cevaplamış çocuğunun sorusunu. Şimdi metni biraz daha iyi anlayalım çocuklar. 5'en 1K yaparak anlarız diye düşünüyorum. Meclisi kim kurdu? Meclisi Atatürk kurdu, değil mi? Atatürk Meclisi ne zaman kurdu? Atatürk Meclisi 23 Nisan'da 1920 senesinde kurdu. Ulusal egemenlik ne demek? Milletvekillerini halkın seçmesi, egemenliğin halka ait olması demek. Bayram töreni nerede düzenlendi? Özel tören alanında düzenlendi. Türkiye'de genellikle bu alan Ankara'da olur yer olarak. Ancak tabii ki diğer şehirlerde de düzenlenir törenler. O yüzden ben sadece özel tören alanında diye cevap vermeyi uygun gördüm. Tören alanı nasıl görünüyordu? Tıpkı bir çiçek bahçesi gibi görünüyordu. Niye? Çünkü çocuklar rengarenk giysileriyle geçit yapıyorlar değil mi? Bayramın adı neden aynı zamanda çocuk bayramıdır? Çünkü meclis yeni doğan çocuk gibidir ve Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Tekrar gününüz kutlu olsun diyorum çocuklar. Görüşmek üzere.